Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber istek konulardan birisini yapacağız, inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, istediğiniz konuları yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi bu istek konulardan biri olan text file'ı sizinle beraber inceleyeceğiz. Uygulamamızda sadece text file olacak. Burada gördüğünüz gibi text file çeşitleri var. Biz bunu kodlarla beraber nasıl yapıldığını göreceğiz. Bu özelliklerini tek tek şimdi inceleyeceğiz. Birden fazla text file oluşturma seçeneğine sahibiz. Şimdi arkadaşlar ilk başlangıçta kodumuza bakıyoruz. Kodumuz hazır bir şekilde yazılmış. Şurada daha önceden ben yazdım ve kodları GitHub'a ekledim. GitHub'tan alabilirsiniz. Hemen GitHub hesabını da gösteriyorum. Açıklama kısmına her zaman kaynak kodları ekliyorum. Flutter examples da bulabilirsiniz benim hesabımda. Burada yine text file'ı buraya ekledim. Buradan kaynak koda ulaşabilirsiniz. Şimdiden bakabilirsiniz. Şimdi koda bakıyoruz arkadaşlar. Normal ilk açıldığındaki hali. Şimdi ilk olarak normal bir text file oluşturalım. Sadece text file yazmamız bile şu ekran için yeterli bizim. Direkt text fight yazdığımızda bu çıkıyor, basit, dümdüz, sadece veri yazabileceğimiz bir text fight çıkıyor. Bunu biz özelleştiriyoruz. Bu ilk gördüğümüz text fight bu oluyor, sadece yazıyoruz. İkinci kısma geldiğimizde, yani artık şuradaki ikinci text file'ımıza geldiğimizde, artık klavyemiz rakamlar oluyor sadece. Yani aslında klavyeyi değiştirmeyi burada yaptık. İkinci text file'ımızda keyboard type da burada klavye tipini değiştirebiliyoruz. İsterseniz mail yapabilirsiniz, isterseniz parola. Tamamen size kalmış. Ee, bu kısım böyle. Şimdi üçüncü text file'ımıza geçiyoruz. Klavye tipini değiştirdik. Şimdi üçüncü kısma geldik. Üçüncü text file'ımızda ise diğer text file'da göre daha geniş bir alana sahip. Çünkü artık max line yani satır sayısı ekliyorum ben buna. Burada 3 satırlık boşluğa sahip 3 satır boyunca yazı yazabiliyoruz. Fakat ben bunun uzunluğunu aynı Twitter gibi düşünebilirsiniz. 144 karakter içeriyor. Daha fazla yazamıyoruz. Burada max length'te ben sadece 20 karakter yazabileceğim. Daha fazlasını arkadaşlar gördüğünüz gibi yazamıyorum ve burada da gösteriyor. 20'ye 20. Hani ne kadar kaldığını. Twitter'da aslında bu şekilde yapmıştır. Şimdi 3. text file'ımız bu şekilde. Fakat gördüğünüz gibi dördüncü text file'ımızda kutu şeklinde almışız ve kenarları da kıvramış. Ve fark ettiyseniz bu text file'larda yazı yok hala. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4. text file'ımızdayız. Evet 4. text file'da decoration yazıyoruz arkadaşlar. Input decoration yazdıktan sonra biz buna border veriyoruz. Yani o çizgiyi artık çizebiliyoruz. Ve çizdikten sonra border radius verdiğimizde ise artık kenarlarını kıvırıyoruz. Ben 10 verdiğimde bu şekilde kenarları hafif kıvrılmış oluyor. Ama eğer bunu 60 verirseniz hemen bakalım. 60 verirseniz daha yuvarlak olur. Burada gördüğünüz gibi 60 da bu şekilde daha da kıvrılıyor. Tabi bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bir sonraki text file'ımızda ise artık hello world yazıyor ve silik bir şekilde yazıyor. Biz buraya yazdığımızda herhangi bir yazı siliniyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi sıradaki text file'ımıza geliyoruz. Burada yine border falan tamam decoration'ın içinde yapıyoruz bunu arkadaşlar. Decoration'ın içinde hint text dediğimizde Android'de de hintti Hello World. Buraya ne yazarsak eğer telefonumuzda da text file'ımızda o yazı yazıyor. Şimdi bir sonraki text file'ımıza bakıyoruz. Artık başında ikon var. Bunu da bir sonraki text file örneğimize bakıyoruz. Hala decoration'ın içindeyim. Bunun içinde ikon yazıyorum ve ikonu kendimiz seçebiliyoruz rengini de değiştirmişim ve gördüğünüz gibi artık text file'ımızın başında bir ikonumuz var. Peki text file'ın içine nasıl ikon koyarım? Burada gördüğünüz gibi hem başında var ikon, bir sonraki örnekte ise sonunda ikon var. Hemen bunlara bakalım. Hala decoration'ın içindeyim. Eğer prefix ikon dersek başına koymuş oluruz gösteriyorum. Çiçek koymuşuz başına. Hemen bakıyoruz örneğimize. Başında çiçek ikonu var ve text file'ın içindeyim. Şimdi sonuna koymak istiyorum. Sonuna da suffix ikonla koyuyoruz. Mavi renkte bir kalp koymuşuz. Burada gördüğünüz gibi mavi renkte bir kalp. Şimdi bir sonraki text file'ımıza bakıyoruz. Orada da içini ben boyamışım. Gördüğünüz gibi renkli bir şekilde kutu yani tek faydımız renkli. Rengini şu an şey yapamadım. Yeşil diyecektim ama aynen açık bir yeşil. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Decoration'ın içinde hala. fill color yazıp rengimizi kendimiz belirliyoruz. Fill color'ın yani o rengin çalışması için de fill adın true olması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra artık Text file'ımızda o kutunun içi renkli oluyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet. Şimdi farklı olarak diğer text file'ın örneğini gösteriyorum. Burada gördüğünüz gibi başlık yazıyor. Fakat yazdığımızda bu başlık üste çıkıyor. Ve iç kısımda tekrardan Hello World yazıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bakalım. Hala decoration içindeyiz. Normal hint text dediğimizde Eleword yazıyor. Label text dediğimizde yani label text dediğimizde de başlık yani direkt yukarı çıkıyor. Label text yukarı çıkıyor. Başlık olarak ana kısım olarak. Hint text de normal yazdığımız kısım. Ve fark ettiyseniz bu sefer imlecin rengini de değiştirdim ben. Sarı yaptım. Bunu da cursor color ile yapabiliyoruz. Decoration'ın dışında yapıyoruz bunu. İmlecimiz gördüğünüz gibi sarı şurada görebilirsiniz. Şimdi bir sonraki text file'ımızın acaba özelliği neymiş ona bakalım. Aşağı iniyorum. Evet. Şimdi burada gördüğümüz ise on change metodu. On change metodunda ise biz text file'da yazarken yani anlık olarak anlık olarak değişen veriyi kullanmak istiyorsak on change metodunu kullanırız arkadaşlar. Burada hemen string tipinde anlık veri diye ben bir değişken tanımlıyorum. Ve lambda fonksiyon olarak da debug print ediyorum. Ve on change diyorum. Anlık verim yazılsın diyorum konsol ekranında. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Konsolumuzu gösteriyorum. Aynı zamanda hemen burada bakalım. Gördünüz mü? on change direkt gösteriyor. K kadriye işte direkt adım adım direkt gösteriyor. Bu kısımda direkt on change olarak anlık olarak veriyi alıyor. Biz buraya ne yazarsak direkt anlık olarak gösteriyor. Evet, on change metodu böyle arkadaşlar. Şimdi hemen silelim. Sildiğimizde de bunu algılıyor. Anlık veriler bu şekilde alınıyor. Şimdi alttaki veriye geçiyorum. Yani örneğime geçiyorum. Şimdi bu sefer de anlık veri değil de artık tamamen bittikten sonraki işlemi görmek istiyorum. Onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. On submit metodunu kullanıyorum. Burada artık anlık veri değil de normal girilen yani işlem bittikten sonraki metni alıyor. Bunu da aslında şu şekilde yapıyoruz. Yine ben anlık veri olarak kaydettim. Yukarıda hemen State class'ının içinde string tipinde girilen metin tanımlıyorum. İçi boş olacak çünkü ben onu artık anlık olarak girdiğim veriye eşitleyeceğim. Böylece işlem bittikten sonraki o girilen metni alacak. Onsam bitti. Burada değişkenimizi tanımladıktan sonra hemen widget'ın üstünde olacak arkadaşlar. Aşağı iniyorum örneğimize. OnSubmit metodunun içinde string anlık veriyi direkt yukarı tanımladığım girilen metine eşitliyorum. Şimdi arkadaşlar on olarak görelim. Burada örnek olarak yine bir veriyi yazalım. Girilen metin. Şu anda değiş, değişen bir şey yok. Gördüğünüz gibi tamam diyorum. Bakalım. Şurada. Artık e, girilen metin on submit'te direkt çıktı. Biz oraya ne yazarsak direkt işlemimiz bittikten sonra hafızasına alıyor arkadaşlar. Şimdi son örneğimize geliyoruz. On submit metodunu da gördük. Şimdi arkadaşlar bakalım bir Evet son text file'ımıza geldik. Şimdi arkadaşlar text input action şu işte yarıyor. Normalde şuraya bastığımızda klavyede hiçbir şekilde normal bir klavye açılıyor. Fakat son örneğimize basarsak eğer tik olarak çıkıyor. Bunu normal kendi telefonunuzda görebilirsiniz. Bu işe yarıyor. Focus not ise odaklanma anlamına geliyor. Yani biz buraya girdiğimizde hani direkt buraya odaklandığında bir işlem yapılmasını istiyorsak, onu yönetmek istiyorsak focus nodu açmamız lazım. Focus nottaki şuradaki girilen metin yani değişken bizim yukarıda tanımladığımız bir değişken olmak zorunda. Yukarıda kendimiz tanımlayacağız. Şimdi max lines'ta da biz normalde yukarıdaki örnekte kendimiz 3 ya da 5 bunu kendimiz sayıyla vermiştik. Şimdi maxline diye bir değişken, bir de Alt F not diye bir değişken tanımlayacağım yukarıda ve bunları da buraya vereceğim. Şimdi arkadaşlar burayı bir aklımızda tutalım. Focus not aktifleştiriyoruz. Maxline'ı da bizim kendi tanımladığımız bir değişkeni atıyoruz. Şimdi yukarı çıkıyorum. Bunun ne işe yarayacağını göreceğiz. State'in içindeyiz hala. Int şeklinde max line'ımızı biz bir olarak kendimiz bir önce tanımlıyoruz. Sonra focus nottan da kendimiz bir değişken tanımlıyoruz. Anlık olarak ekranda görebilmek için void init state'i tanımlıyoruz. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Overwrite metottur. State'in içinde sağ tıklayıp generate'e gelip buradan da overwrite metotları seçebilirsiniz ve buradan kendiniz eee state'i bulabilirsiniz. Direkt hazır olarak çıkar. Burada yukarı tanımladığım focus node'u tekrardan bir kütüphaneye eşitliyorum. Ardından bunu dinliyorum. Dinleme işlemi ile beraber artık işlemimizi yapabiliriz. Eğer odaklanırsam yani focus çalışırsa max line'ımız 3 olacak. Ama eğer odaklanmazsa 1 olacak. Bu ne demek? Şu şekilde oluyor. Odaklanmıyor şu an bir gördüğünüz gibi şuradaki örneğin bir satıra sahip ama buraya gel geldiğim an direkt aşağı doğru indi. Çünkü artık 3 satıra sahip. 3 satıra sahip olduğu için aşağı doğru uzadı. Odaklanmadan hemen başka bir şeye geçiyorum. Artık odaktan çıktım o yüzden bir satır. Odak kısmı böyle. Şimdi bu odağı nasıl yönetebilirim? Değişkenimizi verdik. Ve şurada gördüğünüz gibi bir tane bir Flat Action bir buton tanımladım. Onu da hemen yukarıda tanımlayabilirsiniz. Hemen widget'in altında app bar'ın altında Flat Action button olarak tanımlıyorum. Şimdi buna tıklama özelliği veriyorum. Ve tıklama özelliğinde fokusu şu şekilde yönetiyorum. Focus scope nokta off. E, bu kendisi geliyor. Request focus. Ve buradan da kendi e, yukarıda tanımladığım değişkeni giriyorum. Yani artık o butona tıkladığımda o text file'ın fokusunu yönetebiliyorum. Şimdi yukarı çıkalım. Bu arada e, da yapmayı unutmayalım. Bu da kaldırmak anlamında. Yani odaklandıktan sonra geri başka bir yere çıktığımızda artık hani temizleme babında dispose yapıyoruz arkadaşlar. Yukarıda tanımadığım değişkeni yazıp nokta response fonksiyonu zaten otomatik olarak çıkıyor. Şimdi flat action'ın ne işe yaradığına bakalım. Normalde imlecimiz burada. Fakat bu flat action'a basarsam artık hangi fokusu yönetiyorsa o text de e geliyor. Gördüğünüz gibi text file'ım buraya geldi. Normalde buradaydı. Flat action'a basıyorum ve artık bu text file'ımıza geliyor. Çünkü artık burada hani yazmamızı istiyor. Bunu odakladık. Tekrardan başka bir yere basayım ya da yukarı çıkayım hiç fark etmez. Şimdi flat action'a basıyorum ve en alttaki text fightımızı odakladığını görebiliyoruz. Text fight özellikleri genel olarak böyle hani çok kullanılan özelliklerini vermeye çalıştım. Kodlarda kitapta var. Siz bunları kendiniz daha da geliştirebilirsiniz, daha da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.